Türk siyasetine bomba gibi bir ses kaydı düştü. Türkiye İşçi Partisi Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekti. Gökhan Zan da tüm bu durumlar için suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Ortada 3 milyon 5 milyon dolarlar konuşuluyor eğer ses kayıtları gerçekse, ki buralara geleceğiz. Şimdi gelin sizlerle beraber bu skandalları değerlendirelim. Biliyorsunuz büyük bir deprem felaketi yaşadı Türkiye. Hatay'da da çok büyük sıkıntılar vardı. Belediye Başkanı Lütfi Savaş'ın CHP adına adaylıktan geri çekilmesi 31 Mart seçimleri için bekleniyordu. Fakat CHP bunu yapmayacağını açıkladı. Lütfi Savaş yeniden aday oldu. Bunun üzerine Türkiye İşçi Partisi de deprem döneminde herkesin takdirini kazanan Hataylı Gökhan Zan'ın tip için aday olacağını açıkladı. Ve bu durumda Hatay halkında olumlu şekilde karşılandı. Fakat bu CHP için çok olumlu bir haber değildi. Çünkü Gökhan Zan en başında çok önemli bir rakip. Ve CHP için oyları bölebilirdi. Her ne kadar kazanma ihtimali de olsa da AKP'nin bu durum daha çok işine yarıyordu. Çünkü eğer CHP'nin oyları bölünürse ve Gökhan Zan yeterli oyu alamazsa AK Parti bu durumdan nemalanabilirdi. Durumlar biraz karışık ama şimdi ses kaydı bölümüne geliyoruz ve asıl skandallar burada başlıyor. İsmail Saymaz'ın haberi ve iddialara göre tipe bir ses kaydı ulaşıyor arkadaşlar. Bu ses kaydı AKP'nin içerisinden bir şahıs ve Gökhan Zan arasında geçen bir tür pazarlık konuşması. Bu bahsedilen kişi AKP adına Gökhan Zan'la görüşerek adaylıktan çekilmemesi karşılığında 3 milyon dolar ve TRT'de spor yorumculuğu teklif ediyor. Gökhan Zan da 5 milyon dolar olmaz mı diyerek teklife olumlu yaklaşıyor. Gökhan Zan bu kayıtların montaj olduğunu söylüyor ancak tip bu kayıtların doğruluğuna inanıyor. Ve Instagram üzerinden yaptıkları açıklamayla birlikte Gökhan Zan'ı adaylıktan çektiklerini açıklıyorlar. Şimdi ses kaydını sizlere dinleteceğim ama öncesinde şunları söylemek istiyorum. Gökhan Zan kendi çıktığı bir programda bunun bir itibar suikastı olduğunu fakat yayın yasağı için adli makamlara başvurmayı asla düşünmediğini söylüyor. Tamamen İsmail abi daha önce beni aradı söyledi. Tamamen yalandır. Bunu yayınlamanız dahi bakın size de söylüyorum. Bunu yayınlamanız dahi itibar suikastidir. Ama ben rahatım. Yayın yasağı için adli makamlara başvurmayı asla düşünmedim. Hiçbir şekilde düşünmedim. Normal şartlar altında bu tarz ses kayıtlarını yayınlamak suç teşkil edebilir. Fakat Gökhan Zan'ın da bu sözlerinden yola çıkarak ve iddialar dahilinde olduğunu söyleyerek sizlere göstermek istiyorum. Buyurun Gökhan Zan'ın üzerine basa basa montaj dediği ancak tipin inanmayarak Gökhan Zan'la bağını kestiği o ses kayıtları. Tuvaletten sessiz konuşuyorum. AK Parti il başkanlığındayım. İçeride şey var, Adem Yeşildağ, sonra AK Parti'nin şeyi adayı Mehmet Öntürk. Konuştum ben. Yani bu gündüz konuştuğumuzu. Bir, çekilme asla olmayacak. Bir, ben dedim zaten biz garantiye aldık bunu. İki, 3 milyon veriyorlar. Abi bir de kuzenim orada şeyi söyledi. Ya bir pozisyon falan dedi. Pozisyondan kasıt ne? Spor Bakanlığı mı? İşte belediye mi? Yoksa külliye mi? Bize sorsun, biz de genel merkeze bildirelim. Olumlu olumsuz size döneriz Turgay Bey dediler. Abi şöyle herhangi bir şey olur. Bu spor yorumculuğu olur TRT'de. Ha, şeyi de söylediler. Hatay Spor'la ilgili de olabilir. Hatay Spor'u alırsak, mesela Hatay Spor'u alırsak Hatay Spor'un orada sportif direktörü, anladın mı? İşte CEO'su gibi, işte başkanı gibi, atıyorum bu tarz işte ne bileyim spor projelerinde olur. Tamam can. Şeyi de sormayı unuttum. Dolar mı, TL mi? Onu da şimdi öğrenirim. Dolardır tabii. Ya, herhalde ne sormak değil abi. Neyi soruyorsun sen? İyi misin ya? Ya 3 milyon TL değildir ya. Dolardır. Zaten 3 milyon TL diye bir para mı kaldı? Çocuk. Evet, gördüğünüz gibi 3-5 milyon dolarlar konuşuluyor. Hatta TL dendiğinde ufak bir alaya da alınıyor. Arkadaşlar bu ses kaydını ben herhalde 4-5 kere dinledim. Montajda da dinleyeceğim. Sizler de başa sarıp sarıp dinleyebilirsiniz. Ses kaydı üzerinde hiçbir oynama yapmadım. Sadece birkaç kısmı kestim. Fazlalık olmaması açısından ve hızlı geçmek için. Çok fazla insan ses mühendisi olduğunu, bu konularda uzman olduğunu söyleyerek ses kaydının doğruluğu hakkında yorumlar yapmışlar. Ben bu konuda uzman değilim. Ben sadece düşündüğümü, hissettiğimi söyleyeceğim. Ses kayıtları gerçek gibi duruyor. Kimsenin günahını almak istemem. Ve şunu da peşinden söyleyeyim. Madem bu konu mahkemeye taşınacak, Gökhan Zan'ın hakkını arayacak. Çünkü montaj olduğunu, deepfake olduğunu üzerine basa basa söylüyor. Eğer mahkeme ses kaydının montaj olduğuna dair bir karar verirse ben burada sizlerle bu konuyu tekrar paylaşmaktan çekinmem. Ama yorumlarda gerçekten tartışabileceğimiz bir konu. Sizce bu ses kayıtları deepfake mi arkadaşlar? Dediğim gibi birçok ses mühendisi falan bu konuyu araştırmış ve genelde söylenen şey yine ses kayıtlarının gerçek olduğu yönünde. Şimdi evet, teknoloji gerçekten
gerçekten korkunç bir noktaya gitti. Artık deepfake ile inanılmaz ses kayıtları yapılabiliyor. Hatta şarkı bile söyletiliyor. Ancak ben halen daha yapay zekanın anlaşılabildiği kanaatindeyim. Tabii bu teknolojinin o kadar içinde değilim. Sonuç ne çıkacak mahkemeden bilemiyorum. Ama ses kayıtları yok kardeşim bu kadar da değil deepfake'tir dedirtmedi bana. Gökhan Zan tarafından tabii açıklamalar geldi. Adaylıktan kesinlikle çekilmeyeceğini belirtti. Geri adım atmayacağını duyurdu. Şu saatten itibaren ne olur bilmiyorum ama eğer ses kayıtları gerçekse durumun çok vahim, üzücü olduğunu söyleyebilirim. Toplumsal bir çürümeden bahsediyorduk zaten. Hatay'da herkesin sevgisini kazanmış bir kişi bile çıkıp 3 milyon 5 milyon dolarları konuşuyorsa çok yazık gerçekten. İnsanların yorumlarına falan bakayım dedim. Gökhan Zan'ı destekleyenler gerçekten çok az. Herkes neredeyse sesin gerçek olduğuna inanıyor. Tabii buna mahkeme karar verecek. Acaba Lütfü Savaş adaylıktan çekilmesi için böyle bir kumpas mı kurdu? Bunlar da söylentiler arasında. Tabii CHP'nin en büyük hatası halkın istemediği bir adayı tekrardan aday göstermesiydi. Zaten CHP'nin Özgür Özel döneminde herhangi bir şeyi doğru yaptığını görmedim ben. Bu yanlış adayın üzerine de böyle olaylar yaşandı. Hatay'da büyük ihtimalle bir AK Parti zaferi gelebilir depremin üzerine. İddialar ve benim diyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler dostlar. Sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. O zaman yarın tekrar buradayız. Hoşça kalın.